Güçlere Özel Birlik Operasyonu kapsamında Mardin Kapı İlköğretim Okulu bölgesinde Ölcü Terör Örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucunda ağır yaralanmıştır. Diyarbakır Asker Hastanesi'nde yapılan ilk müdahaleye mütakip, ileri tetkik ve tedavisi için GATA Komutanlığı'na sevki planlanmış, ambulansla havaalanına nakli sırasında durumu ağırlaşması üzerine ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak... Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde teröristlerin kazdığı hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve örgüt üyelerinin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürüyor. Sur'daki sokağa çıkma yasağı devam ederken gün boyu çıkan çatışmalarda biri ağır olmak üzere 8 asker çeşitli yerlerinden yaralandı. Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılan Kırşehirli olduğu belirtilen uzman çavuş Uğur Şahin, yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında 15 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ile Sur ilçesinde gün boyu devam eden operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırılar sonucunda biri ağır olmak üzere 8 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış. Ağır yaralan kahraman silah arkadaşımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak 16 Ocak 2016 saat 01'de şehit olmuştur. Diğer yaralı 7 kahraman silah arkadaşımızın hayati tehlikeleri bulunmayıp tedavilerine devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz denildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, PKK olaylarını sert bir dille eleştirdi ve tepki gösterdi. Kürde huzuru çok görenler, yatırımları sabote edenlerdir. Bu bölge insanda huzuru çok görenler, yatırımları, kalkınmayı bu millete çok görenlerdir. Kan akıtanlar da işte ta kendileridir. Onun için ne hükümete ne bu konudaki güvenlik güçlerimize dil uzatmayalarına haklarının olmadığını ve bu iftiralar karşısında da yapacakları hiçbir şeyin olmadığını, iftiraların içinde boğulacaklarını burada belirtmek istiyorum. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'da düzenlenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bakanlık Koordinasyon ve Sektörel Ortak Akıl Toplantısında terör olaylarını eleştirdi. Bakan Faruk Çelik, bereketli, hilalin coğrafyası 3.2 milyon hektarlık tarım arazisine sahip Güneydoğu coğrafyasıdır. Türkiye'nin tarım ambarıdır. Tarımda Türkiye'nin lokomotif bölgesi yapalım diye uğraşırken, her alanda birçok yatırımları gerçekleştirdiklerini belirtti. Bereketli hilalin coğrafyasıdır burası. 3.2 milyon hektarlık tarım arazisi potansiyeline sahip Güneydoğu coğrafyasıdır burası. Türkiye'nin tarım ambarıdır burası. Tarımda Türkiye'nin lokomotif bölgesi yapalım diye uğraşırken, her alanda birçok yatırımları gerçekleştirirken, bu toprakları tarım deposuna dönüştürelim diye çalışırken, birileri bu güzel coğrafyayı, bu bereketli coğrafyayı silah deposuna dönüştürme gayreti içerisinde. Toprağı suyla buluşturalım diye gayret ediyoruz. Binbir türlü yatırımlarla toprak suyla buluşsun diye mücadele ederken, toprağa suyu akıtalım diye uğraşırken, bu güzel coğrafyada, bölgede kardeş kanı akıtmaktan zevk alanlar var. Ve bunların bugünlerde de yaptıklarını ibretle izliyorsunuz. Devletin ve hükümetin kan akmaması için gösterdiği yoğun çabanın en canlı şahitlerinden biri olduğunu söyleyen Tarım Bakanı Faruk Çelik, bölge insanına huzuru çok görenler, yatırımları, kalkınmayı bu millete çok görenlerin kan akıttıklarını ifade etti. Türkiye'ye namlu doğru talanlarla kucak kucağa oluyorsunuz.
Moskova'da onlarla kucak kucağa geliyorsunuz. Bu nasıl bölgeyi sevmek? Nasıl bölgeyi insanına saygı duymak? Nasıl bu ülkeye saygı duymak? Nasıl bu ülkenin insanı olmak? Bu iki yüzlülüğe kanacak bir tek Selahattin Eyyubi'nin torunun olmadığını ve olmayacağını burada açık bir şekilde ifade ediyorum. Değerli katılımcılar, devletimiz ve hükümetimiz açık ve net ifade ediyorum. Kan akmasın diye ne kadar büyük çaba gösterdiğinin en canlı şahitlerinden birisi. Bunu bütün işlerimle söylüyorum. Kılcal damarlarından gelen bir haykırışla söylüyorum. Yeter kan akmasın diye hükümetimizin, devletimizin nasıl mücadele verdiğini en canlı şahitleriyiz. Ama bu kan akmasın diye verdiğimiz mücadelede dağda bulunanlar, hücrelerde bulunanlar oraları terk edeceklerini söylemelerine rağmen ne bulundukları yerlerden yurdu terk ettiler, ne de silahlarını teslim edip gelip devletin adaletine teslim oldular. Yapılan konuşmanın ardından bölgenin tarım sorunlarının tartışıldığı toplantı basına kapalı olarak devam etti. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa Müftülüğü 2016 yılı haç kayıtlarının başladığını açıkladı. Şanlıurfa Müftülüğü 2016 yılı haç ön kayıtta kayıt yenileme işlemlerinin başladığını yazılı açıklamayla duyurdu. Müftülükten yapılan yazılı açıklamada ilk defa kayıt yaptıracak hacı adaylarının 18-27 Ocak tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerinde veya istemeleri halinde internetten de kayıt yapabilecekleri belirtildi. Açıklamada ilk defa kayıt yaptıracak hacı adaylarımız, bankaya 20 TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra il ve ilçe müftülüklerinden alacakları formu kendileri doldurduktan sonra müftülüğe teslim ederek ön kaydını yaptırmış olacaklarına vurgu yapıldı. Müftülüğün açıklamasında 2015 yılında kuraya girip kurası çıkmayanların kayıtları bakanlığımız tarafından otomatik olarak güncellenecektir. Bu hacı adaylarımız önemine binaen cep telefonlarını güncelleyecek ve hac kategorilerinde değişiklik yapmak isteyenlerse değişiklik yapabileceklerdir denildi. Müftülük kura ve kesin kayıtlar 2 Mart 2016 tarihinde konferans salonunda gerçekleştirilecektir. Kesin kayıtlarsa 07-18 Mart 2016 tarihler arasında yapılacaktır dedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik çiftçilerle bir araya geldi. Bakan Çelik, GAP bölgesini ortak akılla yöneteceklerini ifade etti. Ve namerde değil, merde de muhtaç olmayacağımızı bu vesileyle burada ifade etmek istiyorum. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik 3 günlüğüne Tarım Bakanlığı'nı Şanlıurfa'ya taşıdı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bakanlık Koordinasyon ve Sektörel Ortak Akıl toplantılarının ilkini Şanlıurfa'da gerçekleştiren Bakan Çelik, Kaptiyam'da çiftçilerle bir araya geldi. Masada oturma devrinin sona erdiğini söyleyen Bakan Faruk Çelik, artık masadaki bilgileri ortak akılla sahaya aktarma zamanı gelmiştir dedi. Tarlada ve raftaki ürünlerin fiyatına baktığınız zaman ne kadar değiştiğini Türkiye'de görüyoruz. Diğer taraftan enflasyon açıklanıyor her ay düzenli bir şekilde. Gıda fiyatlarının çok ciddi düzeyde enflasyonu yükselttiğini görüyoruz. Oysa tarladan çıkan ürün ile raftaki ürün arasındaki fark çok dikkate değer bir tablo arz ediyor. Onun için masa ile sahayı bir araya getireceğiz inşallah. Biz Ankara'da masada oturmayacağız. İl müdürlerimiz, ilçe müdürlerimiz masada evrakla meşgul olmayı görev görmeyecekler. İl müdürlerimiz, ilçe müdürlerimiz, bakanlık yetkilileri, bölge vasıtasıyla bütün 9 ilimizdeki bütün bakanlığın yöneticilerine söylüyorum. Göreviniz masa değildir. Göreviniz o masadaki bilgilerinizi sahayla buluşturmak. Bunu mutlaka gerçekleştirmek gerekiyor. Tarlada iziniz olacak ki harmanda yüzünüz olsun. Tarlada eğer iziniz yoksa tabii ki harmanda da yüzünüz olmayacak demektir. Evet, yazın başınız pişecek ki kışın aşınız pişsin derler.
Son derece doğru bunlar, deneyimlerle tarihte kazınmış olan ifadeler. GAP projesiyle birlikte bölgeye 50 milyar dolar harcadıklarını söyleyen Bakan Faruk Çelik, artık dışarıya bağımlı hale gelmekten kurtulduk dedi. GAP projesine bu ülke dişinden tırnağından artırarak 50 milyar gibi bir harcama gerçekleştirdi bugüne kadar. Eski rakamla 50 katrilyon. 50 katrilyon için yatırım gerçekleştirildi. Sebebi neydi? Amacı neydi? Bölgeler arasındaki gelişmişlik düzeylerindeki yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için, bu bereketli coğrafyanın ayağa kalkması için, bu coğrafyada yaşayan insanların zenginleşmesi için bu adımlar atıldı ve büyük yatırımlar Cumhuriyet hükümetleri döneminde gerçekleştirildi. Şunu buradan bu toplantı vesilesi ifade etmek istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, kimlerle bu milletin düşmanı, kimlerle işbirliği yaparlarsa yapsınlar, birliğimizi, kardeşliğimizi daha da güçlendireceğiz. Daha da çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Millet olarak zengin olacağız ve namerde değil, merde de muhtaç olmayacağımızı bu vesileyle burada ifade etmek istiyorum. İlçeden bir haberle devam edelim. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran iki kadın domuz gribi şüphesiyle karantina altına alındı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kadın yüksek ateş şikayetiyle yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste ilk tetkikleri yapılan kadınlardan kan örnekleri alındı. H1N1 virüsü taşıdıkları şüphesiyle hastanenin 4. katındaki özel odada karantinaya alınan kadınlardan alınan numunelerse Adana'ya gönderildi. Şanlıurfa'da 4, Siverek ilçesinde ise bir kadın domuz gribi şüphesiyle alındıkları karantinada hayatlarını kaybetmişlerdi. Kan örnekleri alınarak Adana'ya gönderilmişti. Öte yandan Bitlis'te de çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran 14 hastanın H1N1 virüsü taşıdığı şüphesiyle kan örnekleri alındı. Alınan kan örneklerini Ankara'ya gönderen sağlık ekipleri, 14 kişiden 3'ünde domuz gribi bulunduğu, 6 kişiden alınan kan örneklerinin sağlayan sonuçlarının gelmediğini belirtti. Hastalardan 5'inde ise sonucun negatif çıktığını belirten yetkililer, virüs tespit edilen hastaların tedavilerinin devam ettiğini bildirdi. Bitlis Valisi Ahmet Çınar, kente hastaneye kaldırılan ve tedaviye alınan 14 hastadan 3'ünde domuz gribi virüsü tespit edildiğini, hastalardan 5 kişinin sonuçlarının ise negatif çıktığını, 6 hastanın sonuçlarının ise henüz belli olmadığını söyledi. H1N1 vakası şüphesiyle gelen hastalar üzerinde yapılan incelemede 3 pozitif bulguya rastlandı. 5 tanesi negatif. Diğer 6 kişiyle ilgili tahlil işlemi de devam ediyor. Bunlar da yarın belli olur. Öyle acil bir durum, salgın hali söz konusu değil. Her türlü tedbirler alınmış durumda. Aşılarımız yeterli, isteyen vatandaşlarımız aşılarını yaptırabiliyorlar. Bütün ilçeler dahil ilgili uzman hekimler her türlü hazırlığı yaptılar. Bilgilendirmeler, çalışmalar yapıldı. İnşallah herhangi bir olumsuz sonuçla karşılaşmadan bu küçücük salgını da atlatacağız. Van'dan domuz gribi şüphesiyle Kahramanmaraş'a getirilerek yoğun bakım ünitesinde özel odada tedavi alınan 43 yaşındaki Abdülkerim Y. hayatını kaybetti. Kahramanmaraş valisi Mustafa Akan Güvençer, kentte domuz gribi ile ilgili endişelenecek bir durum olmadığını söyledi. Kat'i surette endişeye mahal verebilecek, tereddüde sevk edebilecek özel bir durum, bir risk, bir tehdit söz konusu değil. Ama konunun gündeme getirilmesi, işte ağızdan ağza, kulaktan kulağa yayılması, zaman zaman basın haberlerinin vatandaş tarafından abartılı bir şekilde yanlış anlamasından kaynaklı bir tereddüt, bir endişe doğduğu için bu konuda basınla bilgi paylaşımının tek elini Sağlık Bakanlığı kendi elinde tutuyor.
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Sarın Mahallesi'nde yol açma ve stabilize yol yapım çalışmalarını inceledi. Efendim abi. Ya bu yol değil şehrin başkanım. Bu bir şey yok diyor. Ben sizin yollarınızı yapıyorum. Ama bu da bizim şimdi dört yok. Ya bak hoş karşı tarafa bir bak. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Fenişehir Müdürü Mehmet Arslan'la birlikte Fenişehir Müdürlüğü tarafından Sırın Mahallesi'nde sürdürülen üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Demirkol, halkımızın rahat, huzur içerisinde ve çamura basmadan evine ulaşmasının hedefler olduğunu ifade etti. Sığın mahallemizin köylü kent civarında yapılaşmanın henüz başlamadığı alanlarda yol çalışmamız Fenişehir Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmaları yerinde inceleme ve eksik olan hususları tespit etme, ilave edilmesi gerekenleri de ilave etme amacıyla bu alandayız. Bugün itibariyle Devteş'te Ahmet Yesevi ve Sırın mahallelerimizde stabilize yol çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca kilitli taş uygulamalarımızda hem kırsalda hem kent merkezinde devam etmektedir. Bu çalışmalarda en güzel şekilde havanın soğuğuna, yazın sıcağına rağmen en güzel şekilde yürüten Haliliye Belediyesi Fenişleri Müdürlüğümüze, başta müdürümüzün şahsında Haliliye Belediyesi'nin tüm personeline teşekkür ediyoruz. Halkımızın rahat, huzur içerisinde ve çamura basmadan evine ulaşması hedefimizdir. Haliliye her şeye layıktır. Sevgili izleyenler, CHP'nin Demokrasi, Değişim ve Kardeşlik Kurultayı başladı. İki gün sürecek kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak genel başkanlığa aday. CHP Genel Başkanlığı için adaylıklarını açıklayan Muharrem İnce ve Umut Soran'ın adaylıktan çekilmesiyle aday olacağını açıklayan tek isim Milletvekili Mustafa Balbay da delegelerin %10'unun imzasını toplamayı başaramadı. Tekrar genel başkan seçilmesi kesin olan Kemal Kılıçdaroğlu için asıl önemli sınav yarın gerçekleşecek. Seçimin blok liste mi yoksa çarşaf liste ile mi yapılacağına delegeler karar verecek. Bu oylamanın ardından yapılacak parti meclisi seçiminde genel başkanın sunduğu isimler delegelerin beğenisine sunulacak. Bu listede Şanlıurfa İl Başkanı Aziz Aydınlık dahil yer alan isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun partide yaratmayı tasarladığı dönüşümler hakkında fikir verecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak terör nereden gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin, hangi amaçlı olursa olsun teröre karşıyız, terör bir insanlık suçudur, dedi. Cumhuriyet Halk Partilileri olarak bu ülkeye hizmet etmeyi temel ülke olarak benimseyen Cumhuriyet Halk Partilileri olarak, terör nereden gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin, hangi amaçla olursa olsun teröre karşıyız. Nokta. Terör bir insanlık suçudur ve teröristler asla affedilmemelidir. İnsan hayatı kadar değerli olan başka bir şey yoktur. Masum insanların öldürüldüğü bir süreci asla kabul etmiyoruz. Terör bir insanlık suçuysa teröre karşı durmak da insanlığın ortak görevidir. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geçen petrol boru hattı hırsızlık amacıyla delindi. Yüzlerce varil petrol su gibi aktı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geçen Adana Ceyhan petrol boru hattında meydana gelen delinmeden dolayı yüzlerce litre ham petrol tarlaya aktı. Siverek Viranşehir Karayolu'nun kilometresi Yücelen Mahallesi yakınlarında bulunan
Bu taşan petrol boru hattında meydana gelen delinmenin ardından borudan sızan ham akaryakıt metrelerce yüksekliğe fışkırdı. Petrol boru hattında korucu olduğu belirtilen Halil Yüksek, durumu fark edince jandarma ve BOTAŞ yetkililerine bilgi verdi. Petrol boru hattı korucusu gündüz böyle ikindi zamanından her gün ben böyle kontrol ediyorum. Kontrol ettiğim zaman yakındaydım, böyle bir metre yükseldi. Sonra iki metre olunca ben hemen BOTAŞ İşletme Müdürü Ali Kasaboğlu'yu aradım. Sonra Siverek İlçe Jandarma Komutanını aradım. Korucu Yüksek'in ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma timleri, petrol boru hattı çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. BOTAŞ yetkilileri petrol boru hattındaki delinme ile ilgili açıklama yapmazken, delinen hattın vanası ise batmandan kapatıldı. Petrol boru hattından metrelerce yükselen yüzlerce litre ham petrol, ekili arazi ve karayolu kenarına aktı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. Doğu Anadolu bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 1480 yerleşim biriminin merkezlerle bağlantısı kesildi. Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan ve saatte 30 santimi geçen kar yağışının ardından 794 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı. Ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede yağış havanın gitmesi ve açan güneş kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışının etkili olduğu Ağrı'da 315, Kars'ta 119, Erzincan'da 112, Muş'ta 105 ve Ardahan'da 35 olmak üzere toplam 1480 yerleşim biriminin merkezde olan ulaşım bağlantısı koptu. Yoğun kar yağışı nedeniyle 1480 yerleşim biriminin yolu kapanırken, kar kalınlıkları Ağrı'da 34, Erzurum'da 33, Ardahan ve Kars'a 18 santimetreye ulaştı. Dün 3 saatte yağan 30 santim karın ardından Erzurumlular bugün ise güneşli bir hava ile güne başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle 790 bölge Erzurum'da olmak üzere Doğu Anadolu bölgesinde 1480 yerleşim biriminin merkezlerle bağlantısı kesildi. Gecenin en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 10, Erzurum'da 9, Ağrı ve Ardahan'da 5, Muş'ta 3, Erzincan'da 2 dereceyi buldu. Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi, illerde özel idare ekipleri kardan kapanan mahalle ve köylerin yolunu açmak için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji yetkilileri, bölgenin alçak basıncın etkisinden çıkarak yüksek basınç etkisi altına girdiğini bildirdi. Kar yağışının ardından hava sıcaklığında 5 derecelik düşüş yaşanacağını belirten yetkililer, pazartesi gününden itibaren yeniden kar yağışı beklendiğini duyurdu. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hayırsever vatandaş tarafından 7 ay önce temeli atılan cami ve taziye evinin eksiği Ceylanpınar Belediyesi tarafından giderilecek. Altı taziye evi, üstü cami, bodrumda bir gasilhaneleri, ambarları, çok güzel, modern dört dörtlük bir taziye evi yapılıyor. Hayırseverler tarafından tabii buna öncelik eden buranın yapımında emeği geçen öncelik eden Halil Tetik kardeşimize de Hacı Halil'e de teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. O başlattı, o mücadele etti. Ceylanpınar ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta olan Saraçeşme Mahallesi Şabana Mezası'nda hayırsever vatandaş Hacı Halil Tetik Camii ve taziye evinin temeli atıldı. Yaklaşık 7 ay önce temeli atılan cami ve taziye evinin bitirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla talimat verdi.
Başkan Menderes Atilla'nın talimatıyla Saraçeşme Mahallesi'nde Şaban Han mezarında temeli atılan cami ve taziye evinin eksikliklerini gidermek için geçtiğimiz aylarda çalışma başlatılmıştı. Cami ve taziye evi için yerinde inceleme yapan Başkan Atilla, tespit ettiği inşaat demiri, çimento, kum, beton, fayans, halı, klima gibi ihtiyaç duyulan malzemeleri tespit etmişti. Köy ahalisi de herkes kendi tarafından katkı sağladı. Herkes elinden geleni. Biz de Cenab-ı Belediyesi olarak gereken katkıları da biz yaptık. Tabii ki böyle bir projeye katkı sunmamak mümkün değildir. Cenab-ı Belediyesi olarak da elimizden gelen imkanlar dahilinde biz de yardımcı olduk. Yani imece, halk, belediye el ele güzel bir eser ortaya çıkacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah yakında faaliyete geçecek. Geleceğiz, açılış törenini yapacağız. Cuma namazımızı da inşallah burada kılacağız hep beraber. Cami ve taziye evinin yapımında öncülük eden mahalle sakinlerinden Hacı Halil Tetikse, başkanımızın katkıları oldu. Cami ve taziye evinin eksikliklerinin giderildiğini ifade etti. Katkıları oldu yani. Fayanstan tut, bir de halı, çimentosu, demiri, yani katkıda bulunan klimaları. Cami ve taziye evinde yapılan incelemelerde Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, Belediye Encümenlerinden Yusuf Özkul, Rustem Ceylan ve Cemal Karatay katıldı. Şanlıurfa'nın Suriç ilçesinde öğrenciler tarafından temin edilen elbise, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri batıdaki okullara gönderildi. Batıdaki kardeşlerine yardım eli uzatıyorlar. Aslında hep, yardımlar hep doğudan, hep batıdan doğuya geliyordu. Bunun tersine dönmesi adına da güzel bir örneğe imza attılar, güzel bir jest yaptılar. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde anaokulu öğretmenleri Elif Yaramış ve Hatice Alagöz isimli öğretmenlerin çocuklarla birlikte Doğudan Batı'ya yardım kampanyası başlatıldı. Doğudan Batı'ya yardım kampanyası kapsamında toplanan elbise, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri Doğudan Batı illerindeki okullar için paketlendi. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir kampanya. Sağ olsun müdürümüz de birlikte kaynakamayın desteğiyle. Büyüdük projemiz. Doğudan Batı'ya bir dost elbise dedik. Siz de açacaksınız. İşte Hatice Hocam'ın fikriyle başladık projeye. Büyüdük, velilerimizin desteğiyle, müdürümüzün desteğiyle, Milli Eğitim Müdürümüzün de desteğiyle büyüdük. İnşallah yani herkese örnek olur. Arkadaşlar size teşekkür ediyorum. Gerçekten güzeldi. İyi bir proje oldu. Projeye destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Başta kaymakamımız ve ilçe Milli Eğitim Müdürümüz bizi bu kampanyada yalnız bırakmadılar. Onlara teşekkür ediyoruz. Bu uzanan kardeş elini umarım başkalarına da örnek olmuş olur. Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi'nin katılımıyla öğretmen ve öğrenciler tarafından verilen malzemeler paketlenerek batıdaki okullara gönderildi. Kendi topladıkları oyuncakları, elbiseleri, kırtasiye malzemelerini Bursa'daki, Balıkesir'deki okuldaki kendi yaşıtı öğrencilere gönderiyorlar. Aslında doğunun batıdan, batının doğudan bir farkının olmadığını, bizim nerede olursak olalım hep kardeş olduğumuz, birbirimizden farkımızın olmadığını göstermek adına güzel bir proje, güzel bir düşünce. Biz yeterince birbirimizi tanımıyoruz. Doğu batıyı, batı doğuyu yeterince tanımıyor. Birbirimizi tanımayınca da arada maalesef mesafeler, zaman zaman da yanlış anlamalar, ön yargılar girebiliyor. Bu tip güzel örneklerle inşallah Doğu Batı arasındaki mesafeyi yakınlaştırmış oluruz. Birbirimizden farkının olmadığını bu projelerle bu çocuklar bize güzel bir ders veriyorlar, verdiler. Ben bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen okul idaremize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, ana sınıfından 4. sınıf öğrencisine kadar bütün ilkokul öğrencilerine ve velilerine teşekkür ediyorum. Güzel bir davranışına imza attılar. İnşallah bu tip örnekler arttıkça Doğu Batı arasındaki kaynaşma daha da artacak. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bulunan Kültür Derneği yapmış olduğu proje kapsamında ilçede ihtiyaç sahibi öğrencilere sahip çıkacak. Hilvan ilçesini tanıtma, kalkındırma ve Kültür Derneği tarafından Benim de bir öğrencim var projesi hazırlandı.
Milli Eğitim'le ortaklaşa hazırlanan proje kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde okuyan toplam 313 fakir öğrenci bu projeden yararlanacak. Dernek Başkanı İbrahim Halil Şil, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tespitiyle "Benim de bir öğrencim var" projesiyle 313 öğrenciye yardım etmeyi hedeflediklerini belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tespit ettiği, derneğimize göndermiş olduğu 313 fakir öğrenciyle ilgili çeşitli çalışmalara başladık. Hilvan ilçesini tanıtma, kalkındırma ve kültür derneği olarak bu çalışmalar kapsamında yönetim kurulu ile birlikte birkaç tane proje elde ettik. Öğrenciler için en uygunu düşündüğümüz "Benim de bir öğrencim var" projesiyle 313 öğrenciye yardım etmeyi hedefliyoruz. Bu proje ile ilçemiz üzerinde oluşan fakirlik simbiyesini bir nebze olsun kaldırmak istiyoruz. Yapacağımız bu yardımların içerisinde kışlık ayakkabı, mont, kazak ve öğrencinin okulda temel ihtiyaçları olan kalem ve defter seti bulunmaktadır. Buradaki en büyük pay hayırsever vatandaşlara düşmektedir. Bu çocuklar bizlerin yarınlarıdır. Hayırseverlerin desteğiyle hayat bulacak olan "Benim de bir öğrencim var" projesinde öğrencilere kışlık ayakkabı, mont, kazak ve kalem defter seti verilecek. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler otomobil lastiğini yakıp trafoya attı. Çıkan yangında trafo yanarak kullanılamaz hale geldi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Haliliye mahallesi Abdallah Caddesi üzerinde bulunan trafonun alev aldığını gören bazı vatandaşlar polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Abi bir çık ortadan. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yanan trafoyu söndürdü. Olay yerine gelen DEDAŞ görevleri trafonun kasıtlı yakıldığını iddia ederken polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Tamam. Haliliye Mahalle Muhtarı Mehmet Fatih Çiftel, trafonun mahallenin gençleri tarafından yakılmış olabileceğini öne sürdü. Ne olmanın amacı budur. Artık millet yani isyan ediyor. Ben Haliliye Mahalle Muhtarı Mehmet Fatih Çiftel. Millet isyan ediyor. Haftalarca elektrik yoktu. Biz defalarca müracaat etmişiz. Aynı şey, aynı laf, aynı hareketler. Gençler yakıyorlar trafoyu. Daha kötü olmaması için artık bilmiyorum neler yapması gerekiyor. Yani bu yakıldı mı diyorsunuz? Evet yakıldı, gençler yakıldı. Kasıtlı olarak yakıyorlar ama neden yakıyorlar? Elektrik olmadığı için yakıyor. Yani bu keyfi bir işlem değildir. Lütfen buraya sahip çıksınlar. Bizim büyükler, milletvekilleri, başkanlar sahip çıksınlar mahalleye. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri trafonun kim veya kimler tarafından yakıldığını araştırıyor. Bir daha iki defa gidip geldiğinde çamaşır makinesi bizimle kaldı, ne buzdolabı kaldı. Adat önüne göre ve sökün beni 3,5 milyar ben almışım abi ya. Peki nasıl yani? Nasıl yani? Şahsen diyor, benim 5 tane komşumun elektriği var, benimki yok. Yani gerçekten bizden siyah kalmak zorunda kalmışız yani ya. Bu kadar millet tepsi basıyordur ya abi. Buraya trafo istiyoruz, trafo bu basın sahiplerine biz trafo buraya istiyoruz, kimse trafo getirmiyor. Kardeş bile dahil ilgilenmiyor bu trafo şeylerle. Biz milletvekillerine seslenmek istiyoruz. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, trafonun kasıtlı ateşe verildiği ihtimalinin yüksek olduğunu iddia ettiler. Adıyaman'da odun toplamak için çıktığı dağlık arazide mahsur kalan 36 yaşındaki vatandaş, UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı. Adıyaman'ın Besne ilçesinin Çakallı köyünde odun toplamak için evden çıkan Hasan Yiğit arazide rahatsızlandı. Göğsünde sıkışma hissedip dağlık ve sarp araziden inemeyen Yiğit, telefonla aradığı sağlık ekiplerinden yardım istedi. Çağrı üzerine bölgeye giden ulusal medikal kurtarma ekipleri 2 kilometre yürüyerek ulaştığı Yiğit'i sedyeyle aşağı indirdi.
Şuradan geçin. Acele et. Tamam. Yorumcu ben öyleyim hocam. Tamam. Tamam. 5 dakika geç gitmemiz hastanın düşmesinden evet, daha evet, iyidir. Yani. Tamam. O yüzden... Sanki şu taraf daha az engelleri değil mi? Tamam. Ben şuna var mı? Kim var peza? Hamutu var peza. UMKE ekibi tarafından indirildikten sonra ambulans Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Acil servise tedavisine başlanan Yiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Hükümetin savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilere çalışma izni verileceği açıklaması, Şanlıurfa'da çeşitli sektörlerde çalışan mültecilerin yüzünü güldürdü. Ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınarak ve yerleştikleri Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler, hükümetin kayıt dışı ve kötü şartlarda çalıştırılan sığınmacılara yönelik hazırladığı yasa tasarısında çalışma izni ele almasını memnuniyetle karşıladı. Suriye sınırına en uzun sınır komşusu olan Şanlıurfa'da kalan 500 bin civarındaki Suriyeli sığınmacı, yaşama tutunabilmek için çeşitli sektörlerde çalışarak geçimini sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağın onaylanmasını bekleyen Suriyeliler, "Biz savaştan dolayı evlerimizi, vatanımızı terk etmek zorunda kaldık. Türkiye bize kapılarını açtı. İnsanlar sahip çıktı," dedi. Savaşın bu kadar uzun sürmesi üzerine binlerce insan düşük ücretlerle, güvence olmadan bulduğu işlerde çalışmaya başladığını belirten Suriyeliler, hükümetin bu yasayı çıkarması bizleri çok memnun etti. Yasa ile kaçak ve düşük ücrette çalışma endişelerinin ortadan kalkacağını dile getirdi. Elhamdülillah rabbil alamin amma nishtagil ve meshi alhal elhamdülillah rabbil alamin ve nahnu memnunin kteer kteer kteer. Şanlıurfa'da IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden biri tutuklandı, 20 kişi ise serbest bırakıldı. Sizler firavunun sihirbazlarısınız. Yani derdi Müslümanlara iftira atıyorsunuz. Müslüman görmediniz. Şanlıurfa'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden biri tutuklandı. 11'i savcılık ifadeleri ardından 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin IŞİD'e yönelik çalışmaları kapsamında merkezde Yübi ilçesi Beykapısı mahallesinde bulunan bir binada 21 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin gözaltına aldığı 21 şüpheli Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinden geniş güvenlik önlemleri içerisinde mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan biri tutuklanırken 11 kişi savcılık ifadeleri ardından 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şanlıurfa'da 5 gün önce düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alınmıştı. Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 6 yıldır silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla aranan ve hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Jandarma aranan Mehmet Ç'nin Merkez Karaköprü ilçesinin mahallesindeki bir evde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri Sarım mahallesindeki eve yaptıkları baskınla çiftçiyi yakalayarak gözaltına aldı. Karaköprü Jandarma Karakolu'nda ifadesi alınan Mehmet Çiftçi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bu haberle de ana haber bülteninin sonuna gelmiş olduk. Sevgili izleyenler, bu akşam saat 9'da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik gündem özelin konuğu olacak. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.